Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere taş fırında dana kaburga nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Karabiberin paket fiyatı 6,5 TL. Evet, burada kayan tuzu da var. Bunun da fiyatı 7,46. Bunları aldık. Şimdi kasaba gideceğiz. Etimizi seçeceğiz. Hadi şimdi kasaba gidelim. Şu kısımdan alacağız arkadaşlar. Dana kaburga olarak geçiyor. Üst kısmını ayıklıyoruz. Kilosu ne kadar bunu? Kilosu 102 TL mi? 102. Kilosu ne kadar? Kilosu 40 TL. 40 TL. Tamam. Etimizi de aldık. 102 TL tuttu. Bir top 20 TL. Bundan bir tane alacağım. Zeytinyağından da alacağım biraz. Kilosu 25 TL. Alışverişimizi yaptık. Tüm fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Kekikleri kavanozun içerisine ekliyorum. Evet, bunu bir hafta, bir buçuk hafta bekletip etlere kullanabiliriz. Bunun ağzını kapatıyorum. Buna dana asado da deniliyor. Şöyle göstereyim. Etimiz şu şekilde. Dana asoda tarifi dana kaburga tarafından yapılıyor. Şimdi bu eti mühürleyeceğiz. Mühürlemeden önce şu beyaz tabakayı alacağım. Kırmızı et daha iyi mühürlensin diye. Bu sıyırdığım parçayı atmayacağım. Burayı mühürleyeceğim. Daha sonra üzerine tuzunu, baharatını ekledikten sonra üst katman olarak bunu üzerine ekleyeceğim. Aynen bu şekilde. Tüm o dış yüzeyini sıyırdım. Yağlı kısımlar burada. Bunları atmıyorum dediğim gibi. Bu eti mühürledikten sonra bunları üzerine koyacağım. Döküm tavayı ocağımıza alıyoruz. Bunu bu şekilde iyice kızmasını bekleyeceğiz. Isınmadan koyarsanız etimiz sulanır ve mühürleme işlemi gerçekleşmez. Yüksek ateşte beklemesi gerekiyor. Bunun iyice kızmasını bekliyoruz bir 10 dakika. Kekikli zeytinyağlı bir karışım var. Bunu önceden ben hazırladım. Bu bekledikçe güzelleşiyor. Et yemeklerine ekstra bir lezzet katıyor. Siz de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde etimizin üzerine ekliyoruz. Sadece bu yüzünü mühürleyeceğim. Bu tarafı aynen bu şekilde kalacak. Mühürleme işleminde çok oynamamanız gerekiyor etle. Bu şekilde bırakıyorum. Önce bir tarafı mühürlensin, sonra diğer tarafına geçeceğim. Tam da istediğim görüntü bu. İki dikine, iki yatay olacak şekilde üst üste yağlı kağıtları ekledim. Mühürlenen etimi bunun üzerine koyacağım. Katlayacağım. Daha sonra aynı şekilde alüminyum folyoya yine ikili ikili koyup aynı şekilde katlayacağım ve hiçbir şekilde hava almamasını sağlayacağım etimi. Etimiz gördüğünüz gibi çok güzel mühürlendi dumanı üstünde. Öncelikle şu nefis yağdan koyacağım. Kekikli zeytinyağı. Bir süre beklettim dediğim gibi. Taze kekik ekledik. Şimdi de kaya tuzu ekleyeceğim. Tane karabiber ekliyorum aynı şekilde. Tereyağı ekliyorum. Hem üstünü kızartacak tereyağı hem de ekstra bir lezzet verecek. Son bomba dokunuşu yapıyorum. Bu daha demin üzerinden sıyırdığım yağı üzerine ekliyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten tablo gibi oldu. Şimdi bunu kapatacağız ve taş fırına vereceğiz. Ve gerçekten hayallerinizi süsleyecek bir et olacak bu. Siz bile inanamayacaksınız nasıl bu eti yaptım diye. Gelen özel misafirleriniz gerçekten ama gerçekten parmaklarını yiyecek. Hadi şimdi kapatalım. Alüminyum folyo ile komple kapatacağız. Evet. Alüminyum folyo ile 2-3 tur attım. Yani hava kaçırma ihtimali yok. Şuna bakar mısınız? Paket gibi oldu. Size bir yöntem söyleyeceğim. Eğer taş fırına götürüyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin. Şu şekilde benim tencerem var. Tencerenin içerisine bu yaptığım bombayı yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra üzerini kapatacağım. Ve bu şekilde taş fırına vereceğiz. Gördüğünüz gibi bu bombayı yerleştirdim tencereye. Şimdi kapağını kapatıyorum ve taş fırına gideceğim. Dibine de çok az su ekliyoruz. Evet.
buharıyla pişecekler. Ete su değmiyor abi. Ete hiçbir şekilde su değmiyor, tamamen buhar olur. Evet, buharıyla pişiyor. Tamam, kapatabiliriz. Tamam. Ateşi az olduğu yerde. Daha mı makul oluyor bu şekilde? Oldu. Bu şekilde 4 saat pişirdik. Evet. Dokuzda geldiğinde ekmek bulunur herhalde. Her saatte yapıyoruz. Sandır ekmeği de bu şeyde. Tamam, tam tamına 4 saat oldu arkadaşlar. 4 saat geçti. Şimdi ben bunu alacağım, eve geçeceğim. Ve sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım nasıl olmuş. Kapağını açıyorum. Şimdi bunu dışarı çıkaracağım ve içerisini açacağım. Çok fena gözüküyor gerçekten. Şuna bakar mısınız ya? Of. Mis gibi tereyağı da koktu böyle. Beklediğimde gerçekten değdi ya. Ya şunun görüntüsü yeter zaten. Yanında da mis gibi pide. Sanat eseri oldu resmen. Çok güzel gözüküyor. Kıyamıyorum dokunmaya ama kıyacağım şimdi. Başta şu üzerindeki yağları, fazla karabiberleri, kekiği çekelim. Dokunurken zaten yumuşaklığa bakar mısınız? Dokunsan gidecek yani o derece. Emin olun böyle elimle tutsam böyle sıksam paramparça olacak. O derece lokum oldu. Yani bundan daha güzel pişme imkanı yok. Şimdi tek tek kemiklerini çıkaracağım. Kemikleri kalın tarafından çıkarmanız gerekiyor. Tutuyorum. Çektiğim gibi geliyor. Parçalanmasından korkuyorum böyle yavaş yavaş. Çekmem gerekecek. Parçalanacak bu sanki. Yes. Etin formunu bozmak istemiyorum. Normalde bunu kesmeye gerek yok ama helva gibi olmuş. Dağılıyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Parmağım içeri girdi. Ya inanılır gibi değil. Şunun lokum gibi olması. Ateş gibi. Emin olun daha iyisini dışarıda yeme imkanınız yok. Yani bu kadar iyisini emin olun dışarıda bile yiyemezsiniz. Hem lezzetli hem lokum gibi lime lime olmuş resmen. Şimdi gelelim bunun tadımına. En sevdiğim zamana geldi. Pidem de taptaze. Bakalım bunun tadı nasıl. Şöyle etimden alıyorum ve bakalım nasılmış. Bunu ekmeksiz yiyeceksin. Ne diyebilirim ki? Görüntü zaten her şeyi belli ediyor. Tüm aşamaları anlattım. Fiyat bilgilendirmesi yaptım. Marketinden kasabına varana kadar tüm aşamaları da size gösterdim. Sonuç gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.